açıversek seninle biz. Bir gün elbet göze gelir bu sevgimiz. Biz şarkısını sen ömür boyu sürecek. En azı spor taraftarlarının gol sevinci. Bu dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Biz şarkısın sen ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Biz şarkısın sen ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Geçen Günlerin İzleri programında sizlerle beraberiz. Koskoca bir Elazığ'la sohbet etmenin hazzı ve sevincini yaşıyoruz. Bugün, bu akşam, bu saatte Harput'a çıksak, kaya başından Elazığ'ı seyretsek, ışıl ışıl bir şehir görürüz. Her tarafı ışıklara boğulmuş, esrarlı ve çok güzel bir şehir. Ama gizli bir el, ışıkları teker teker söndürse, Elazığ'ın hali ne olur? Elazığ karanlıklarda kalsa, Elazığ'ın hali ne olur? Bu, belki fiziki olarak gördüğümüz bir hüzünlü manzaranın ifadesi ama bir ülkenin, bir devletin işgal edilmesiyle onun maneviyat güneşlerinin ışıklarının karartılması inanılmaz bir felakettir. Bu felaketi yaşamış bir kardeş ülke, kardeşlerimizin barındığı bir kutlu belde var, Kazakistan. Elazığ'dan bir kıymetli hocamız, Sıddık Çiçek, Kazakistan'a gidiyor ve Kazakistan'da Sovyet blokunun o fevkalede ışıkları karartan zulümkar istibdadından sonra orada gönül gönül İslam'ın ateşini ve nurunu yakmaya başlıyor. Zaten Kazaklar İslam'ı arayan, çölde su arayan insanlar gibi bu işe hasret ve bu işe vurgun. Sayın Sıddık Çiçek hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim hocam. Bize kısaca hayatınızı ve Kazakistan'a nasıl gittiğinizi bir anlatır mısınız? Efendim hocam, ben Deniz Karakoçan Bulucuk köyünden, evet. Eski ismi Yer köyü. Evet. Orada doğdum. 1952. Nüfusta 57 yazıyor ama 52 doğumluyum ben. Evet. Doğdum. İlkokulu Karakoçan'da da okudum. Daha sonra ortaokulu, liseyi, İmam Hatip Lisesi'ni hariçten bitirdim. Evet. Ve dini tahsil gördüm. Çeşitli alimlerden ve medreselerden dini tahsil gördükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu imtihanı kazanarak imam oldum. Evet. İmam olduktan 10-15 sene sonra yurt dışı sınavı açıldı Ankara'da. O sınava da iştirak ettim. Cenab-ı Allah nasip etti. O imtihanı kazandım. Ve kura neticesinde benim tayinim Kazakistan'a çıktı. Evet. Ben o zaman Kazakistan'ı bilmiyordum tabii. Sadece yeni Kazakistan... Harita üzerinde ben harita üzerinde biliyordum. Evet, 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 evet. Yeni ayrılmış, Sovyetlerden yeni ayrılmıştı. Gittim tabii. Benim hasbelkader, benim tayin olduğum şehir Kuzey Kazakistan. Çok soğuk bir şehir. Evet. Astana'dan 500 kilometre daha kuzeyde. Evet. Astana'nın kendisi de Kuzey Kazakistan şimdi ikliminde sayılır. Sayın hocam, ben Astana'ya bir vesileyle gittim. Türk Milli Boks takımıyla. Türk Milli Boks takımının hekimi olarak gittim. Evet. Astana'da sadece akasya yetişiyordu. Evet. Şimdi siz Astana'dan da 500 kilometre yukarıdasınız. Daha kuzeyde, evet. Daha kuzeye sizin gittim. Orada hiçbir şey yetişmesi hiçbir çok şey, zor. Evet, evet, hiçbir evet. şey yetişmiyor. Oraya gittim. Ve o -40'da, 40 derece soğukta inanır mısınız? İnsanları o kadar sıcaktı. Evet. O kadar sıcaktı. O kadar misafirperverdi. O kadar yani ne diyeyim size? Beni onların o muhabbetleri, o sevgileri, o saygıları, o dine olan aşkları evet. beni ısıttı. Çok ben güzel. Üşümedim orada. Peki Sayın Hocam, Sayın Sıddık Hocam. Şimdi insanın aklına şu geliyor. Ben Astana'ya gittim. Astana'da sadece akasya yetişiyor. Peki Astana'dan 500 kilometre uzakta 400 bin insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyorsunuz. Petropavlos, bu insanlar evet. bu şehirde ne yiyorlar, ne içiyorlar? Evet.
Bunu ben merak ediyorum. Efendim, orada Kazakistan'ın kuzeyi, Kazakistan'ın buğdayının %90'ı Kostanay, Kokşetau, Petropavl. Evet. Bu üç tane şehirle çıkıyor. Bu Kazakistan buğdayı ve arpa. Evet. Buğday, arpa, Kazakistan'ın %90'ı orada çıkıyor ve bütün Avrupa'ya dağıtıyorlar. Yine de bitmiyor. Maşallah. Bu evet. Sene ben dostlarımdan öğrendim. 35 milyon ton buğday toplanmış. Maşallah. Evet. 35 milyon ton ve nüfus 15-16 milyon nüfus var. 15 milyon ton. Türkiye'nin ne kadar? 8-9-10 milyon ton yok herhalde. Evet, 8 evet. milyon ton diye. Peki Sayın Hı. Hocam, şimdi oradaki yaz mevsimi ne kadar sürüyor? Yaz efendim 4 ay sürüyor. 4 ayda bu buğday yetişiyor. 4 ay. Buğday Haziran'ın 1'inde ekiliyor. Haziran'ın 1'inde ekiliyor. Eylül'ün 1'inde mahsul başlıyorlar biçmeye, toplamaya. 3 evet. ayda o mübarek iklim, o iklim, o doğa ve o tabiat şeyle yarışıyor. Evet. O tohumla yarışıyor. Yani, ve acele ediyor. Yani meyvesini evet. sahibine, diye. İnsanlara hizmet ediyor. Yani evet. Rızkı alallah. Alallah. Orada tecelli ediyor. Evet. Evet, çok güzel. Er-Rizku Alallah. Şimdi bu demek ki Cenab-ı Allah'ın hikmeti. Bu güzel evet. müjdeden sonra hemen şunu soralım. Kazakistan'ın toplam nüfusu ne kadar? 16 milyon efendim. Bunun kaçı Müslüman? Yüzde kaçı? Hemen yarıya yarı. Yarıya yarı Müslüman. Evet. Peki yarı yarıya Müslüman olmasına rağmen toplumlar arasında demek gayrimüslimler de var. Herhangi bir çatışma falan olmuyor değil Hayır. mi? Hayır. Yoktur. Yani medeni bir millet, medeni bir devlet. Millet, kültürlü bir millet. Evet. Okur yazarlık %100'dür. %99 değildir. Maşallah. %100'dür. Evet. Ve padişahları Nazarbayev evet. Hazretleri çok adil bir padişah. Nazarbayev evet. şimdi orada gerçekten bütün anketlerde %99 sevilen bir insan. Evet. Bu halkın gerçekten gönlünde yaşayan bir hadise mi? Sayın hocam ben bizzat şahit oldum. Ben 10 yıl orada kaldım. Ben bizzat şahit oldum. Evet. Ben 5 yıl resmi görevli olarak kaldım. 5 yıldan sonra geldim, emekli oldum. Fakat her sene beni çağırdılar. Ramazanlığa çağırdılar. Maşallah, bayramlığa evet. çağırdılar. Onlar ödediler. Yani biletlerimi onlar alıp beni çağırdılar. Ben her sene gittim. Bu sene yine gittim. Evet, maşallah. Efendim, halk camiye gelirken, dua yaparken, bir mevlüt okurken evet. önce Nazarbayev'e dua etmeden kendi anne babasının ruhuna atfetmiyor. Yani bunu gönülden yapıyor. Gönülden yani. Yapıyor. Evet. Orada bir hükümet şey etkisi yok. Baskısı orada bir general yok. Yok. Orada bir emniyet müdürü yok. Halk camidedir, tek başına ve evindedir, dua okuyor. Ben hoca, yabancı bir hoca, Türkiye'de gitmiş bir hoca olarak 3-5 tane adam oturmuş, dua okuyoruz. Orada önce padişahımız Nazarbayev aman bolsun, yani selamette olsun. Evet. Cenab-ı Allah padişahımıza sıhhat versin, selametlik versin, ömrü uzak uzun olsun. Evet, çok güzel. Den sağlığı zor olsun. Yani Türkçe sıhhatli, selameti olsun Nazarbayev padişahımız. Evet. Her zaman onun şefkatli kanatları altında, onun şefkatli evet. kanatları altında Kazakistan ömür boyu payadar olsun diye duaları öyledir. Çok çok güzel. Onların evet. duaları öyledir. Evet. Ve buna da kalmıyor, Nazarbayev'in babasına, Nazarbayev Ebişoğlu. Babası ismi İbiş'tir. Biz İbiş evet, diyoruz ya. Evet, Ebiş'tir. Evet. Ona dua ediyorlar ve onun dedesi Nazarbay. Evet. Nazarbayev diyor ya, dedesi Nazarbay'dır. Evet, Nazarbayev Nazarbeyoğlu demek. Evet, Nazarbayev yani dedesinin ismi Nazarbay'dır. Ona evet. dua ediyorlar. Ona Kur'an okutuyorlar. Çok okuyorlar. Güzel. Ve kayınbabasına Alpısbay. Kayınbabası Alpısbay. 60 yaşında. Evet, Alpısbay. Evet. Sara Alpısbay kızı. Onun hanımın ismi Sara Hatun'dur. Sara evet. da öyledir. Halk demek ki da dua bak bu Sovyetlerin evet. bu kadar istibdat döneminden sonra bile Kazakistan'da Kur'an tilavet ediliyor ve Kur'an okunuyor ve bunlar sevilen insanların ölmüşlerin ruhuna bağışlanıyor evet. ve yaşayanların da uzun süreli yaşaması, hükümran olması için vesile kılınıyor. Bu çok güzel bir evet. hadise. Evet. Tabii Nazarbayev böyle bir adil bir devlet kurmuş ama etrafında da tabii gönül dostları var, ışık ışık insanlar var. Şimdi bu orada biliyorsunuz siz ifade ettiniz. Yarısı Müslüman ama pek çok gayrimüslim şeyler var, topluluklar var. Evet. Onların bütün birleştiği bir asamble var evet. ve asamblenin başı da
Tuğjanov Yeralı. Yeralı, evet. Onunla sizin tanışıklığınız oldu mu? Evet hocam, teşekkür ederim. Yeralı dostum, aslında bütün Kazakistan'da yaşayan milletlerin, yani Koreli vardır, %3 nüfusu. Evet. Koreli evet. vardır, Almanlar vardır. Ruslar %40 Rus'tur. Evet. Ondan sonra Ufalılar, Baş Kurdistan diyorlar. Boskutlar, evet, Boskut evet. diyarı Ufa. Tatarlar vardır, Nogay diyorlar. Onlar Tatarlara Nogay diyorlar. Evet. Kırım Tatarları vardır. Evet. Kafkas halkları vardır. Dağıstan, Çeçen, İnguş, evet. Aseti, Kumuk, bizim bu şey, tam böyle Türkiye hududunda onlara biz Ağızka Türkleri diyorlar. Ağızka Türkleri. Evet. Ağızka Türkleri. Onlar Türkmenler, Azerbaycanlar, Ermeniler, yani hatta Afganlar bile vardır. Evet. Orada yaşayan bütün bu milletlerin Asemblesinin başkanıdır. Başkanı bu dostumdur. Bu evet. Yeralı, Tuğjanov Yeralı. Yalnız bu Yeralı. Yönetimde asembleye bağlı olan topluluklar, sivil toplulukların hiçbiri de biz mazlumuz, bize zulmediliyor demiyorlar. Bu evet. adil bir devletin nişanesi bu. Bu güzel bir şey. Ben evet. Hocam buna da şahit oldum. Evet. Mesela ben orada Ruslarla, çok Ruslarla konuştum. Ben dedim, memnun musunuz Kazakistan'da padişahından, işte Kazakistan yönetiminden, Ermenilerden sordum, Azerbaycanlardan sordum. He. Orada Kürtler de vardır, Kürtler. Evet, yani evet. şeyler girmiş ya, o zaman Sovyetler Erzurum'a falan gelirken, Kars'a gelirken, evet. dönerken o Ağızkalarıyla bu orada yaşayan Kars civarında, Iğdır civarında Kürtleriyle vagonlara doldurmuş Kazakistan'a götürmüşler. Kazakistan'a götürmüşler, evet. evet. Ben orada Kürtleri de gördüm. Onlardan da sordum. Onlar da memnun Nazarbayev'tan. Çok güzel. Ve bunların idaresiyle Nazarbayev bu Yeralı Bey'e vermiş. Tuğjanov evet. Yeralı'ya vermiş. Çok güzel. Yeralı ve Nazarbayev'in sevgisini kazanmış, güvenini kazanmış. Ve bu abi, bu kardeşimiz, bu dostumuz aynı zamanda bir Türk dostu. Bana sordu. Dedik bu Elazığ Türkiye'nin neresindedir? Evet, ben haritaya güzel, bakıyorum evet. dedi. Bu Hazar şehir akşamları bulamıyoruz falan. Diyor. Evet. Ne hoş bir yer ya. Çok büyük. Onlar büyük şehirlere Erikala diyor. Erikala yani evet. büyük şehir. Bakıyorum diyor. Erikala yemez. Yani büyük şehir değil. Niye evet. bu kadar böyle bu işler hep orada oluyor? Diye evet, benden sordu. Çok güzel. Bu Yerali Bey. Bu da Elazığ'da yapılan Hazar şiir akşamlarının evet. Elazığ'a ne kadar büyük bir katkı sağladığının nişanesidir. Nişanesidir. Evet. Çok çok güzel. Yerali Bey Nazarbayev'i çok seviyor. Herkes sevdiği gibi Yerali Bey de öyle. Nazarbayev de buna güvendiği için bu işi ona vermiş, onun idaresine vermiş. O da öyle bir idare ediyor ki bütün orada yaşayan gayrimüslimler Kazaklar kadar haklara sahiptir. Evet, Kazak güzel, ne evet. kadar güveniyorsa o ülkede yaşamaya, ne kadar kendi güvende hissediyorsa o diğeri, o Koreli evet. olan da, o Alman olan da, işte o Ermeni olan da, Kırgız evet, olan da, evet. Kazak olan da, hepsi de o kadar kendini güvende hissediyor. Elbette bu bizim evet. yüzyıllarca dünyada hüküm ferma sürmüş Osmanlı'nın da misyonuydu. Evet. 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 Yalnız ben Kazakistan'a gittiğimde, tabii Astana'da gezdik, Nur Sultan Nazarbayev, çok mütevazi bir insan. Evet. Onu hissediyorsunuz. Yani öyle evet. her yere baktığınızda veya böyle millete hükmeden bir hükümdar gibi değil. Evet. Halkın gönlünde yaşayan bir insan. Bu çok güzel bir şey. Bunun dışında tabii siz orada bulunduğunuz süre içerisinde bu birliği, dirliği sağlayan çok kıymetli Kazak dostlarla, Kazak ilericilerle tanıştınız. Bunlardan birisi de ben sizin hatıralarınızı bildiğim için söylüyorum. Teşekkür ederim. Balga Bayev Yerbolat. Evet. bu ne iş yapıyor evet. orada ve nasıl bir Balgabayev Yerbolat? Sahip? Balgabayev Yerbolat önce savcıydı. Ben görev yaptığım evet. şehirde savcıydı. Şimdi bunlar hep böyle Astana'ya doğru böyle yükselince görevleri, yükselince evet. benimle olan muhabbetleri, dostlukları unutmadı. Bitmedi. Unutmadılar. Evet. Öyle evet. insanlarla. Çok yani kadirşinas halklardır. Kadirşinas yani, evet. Mesela adam memurken, sıradan bir memurken sana olan dostluğu neyse padişah olduğu zaman da aynı dostluğu devam ediyor. Çok güzel. Bu Yeralı, bu Yerbolat evet. şu anda daire başkanı. Adalet Bakanlığı, estağfirullah. Adalet Bakanlığı daire başkanı. Evet. Adalet evet. Bakanlığı daire başkanıdır. Daire başkanıdır. Bu zat önce savcıydı o benim şehrimde. Savcı Gökçetap evet. diye bir şehirde. Orada savcıydı. Şu anda daire başkanı olduğu halde ben her gittiğimde o beni havaalanında karşılıyor. Ve evet. beni evine misafir ediyor. Ve hanımıyla, kızlarıyla, kardeşleriyle misafir ediyor ve bütün dostlarıyla çağırıyor.
çağırıyor. İşte benim abim gelmiş. Evet. Türkiye'den abim gelmiş. Gelin evet. beraber yalnız sofrada oturmasın, yalnız çay içmesin. Beraber hiç olmazsa böyle zevkli bir sofra. Yani buradan şunu anlıyoruz. Kazaklar kadirşinas insanlar, evet. misafirperver insanlar. Evet. Peki Gülnar Kencetay kızı. Bu da sizin bir dostunuz. Evet. Gülnar Hanım evet. Müsteşardır. Adalet Bakanlığı müsteşarıdır. Yani bu Yerbolat'ın da amiridir. Evet. Demek ki orada bayanlar da, evet. Kazakistan'da tabii. bayanlar da evet. ehliyetine, liyakatına göre bir makama geliyor. Geliyor, evet. Ve liyakatla o görevini ifa ediyor. İfa ediyor. Evet. Ve bu Gülnar Hanım da öyle bu seviyeye kadar gelmişse, bu kendisi, onlar Katay diyorlar, biz Çin diyoruz. Tam Çin sınırında bir şehir var. O şehrin ismi Semih'dir. Semih evet. Palanski. O evet. oralıdır. Oralıdır ve şu anda Astana'da işte Adalet Bakanlığı müsteşarıdır. Evet. Ve çok hanım bir insandır. Çok adil bir hanımdır. Çok saygı değer bir hanımefendidir. Mütevazi bir hanımdır. Böyle bakıyorsun yani bir daire başkanına, bir müsteşara benzemiyor. Benzemiyor, evet. Sıradan bir memure. Evet. Sıradan bir memure. Evet. O da davet etti. Peki bütün, misafir etti. Bütün bunlardan şu çıkıyor. Yani Kazakistan'da evet. sokakta acından ölen insan yok. Devlet mutlaka sahip çıkıyor. Evet. Öyle değil mi? Hemen devlet herkese ev veriyor. Maşallah. Evsiz benim tahminime göre Kazak yoktur. Belki Kazak, Ruslar da yoktur. Koreliler de yoktur. Herkese ev veriyor. Herkese ev veriyor. Çocukla ev verdiği zaman, nişanlandığı zaman valiye dilekçe veriyor. Benim diyor böyle böyle falanca mikro rayon yani falan ilçede veya falan mahallede oturan falancanın kızını benim oğlumla nişanlandırmışım. İşte düğünü falan zamanda düğünü olur. Bunlara bir ev lütfederseniz diye. Çok güzel. Arz veriyor. Evet. Evet. Peki şu anda Kazakistan'da Kiril alfabesi mi kullanılıyor? Kiril alfabesi evet. Kullanılıyor. Evet. evet. Peki sizin dostlarınız arasında şimdi tabii siz orada görev yaparken bürokraside tanıdığınız insanlar sizle hem dostluk yaptılar hem de sistemi size anlattılar. Sistemi çözdünüz, bize anlatıyorsunuz. Siyunduk Simaglu Sabıroğlu. Evet. Bu da eskide ağır ceza reisiydi. Gökçetepe evet. şehrinin ağır ceza reisiydi. Şu anda o da işte idareye seçildi. Ve Astana'ya doğru geldi. Astana'ya doğru geldi ve orada Yargıtay üyesi oldu. Ve bu Yerbolat'ın emrinde orada çalışıyor. O da benim çok samimi bir dostumdur. Onun bir kardeşi var. Konus diye bir dostum, kardeşi var. O da başkomiserdir. Evet. O Gökçetepe başkomiserdir. Ben her gittiğim zaman muhakkak ve muhakkak bu Siyunduk Mirza, bu ağır ceza reisi dostum kendi kardeşleriyle kayınlarıyla, kayın babası, kayın annesi ve kardeşleriyle ve gelinleriyle toplanıyorlar. Kari ağamız gelip kaldı. Yani hoca abimiz geldi diye çok haber güzel, veriyor. Evet. Beni havaalanında karşılıyorlar. Ne kadar güzel. Saraya giriyorlar. Ondan sonra ikramda bulunuyorlar. Evet. Hürmet ediyorlar. Çok seviniyorlar. Onlar yani şey yapıyorlar, böyle bir düğün şekilde, evet. büyük bir merasim. Demek gibi. Ki İslam'ın vaz ettiği en evet. güzel edep, evet. kadir şinaslık, muhabbet, misafirperverlik hep böyle İslami hasletleri Sovyetlerin o yoğun baskısına rağmen yaşatıyorlar, şu anda da yaşıyorlar. Evet. Bu çok güzel bir hocam haslet. Ben mesela, ben orada bir iş adamı değilim evet. Kazakistan'da. Bir zenginliğiniz yok. Bir zenginliğim de yoktur. Evet. Böyle ahamlı şahamlı böyle bir şöyle böyle yakışıklı bir tipim yok. Bir buçuk metre boyum evet, var. Evet, evet. Bu bir buçuk metre boyumla bir din adamı sıfatıyla bu kadar saygı görüyorsunuz. Evet. evet. Ondan dolayıdır. Yani dine çok hasret. Saygılı insanlar. Çok evet. saygılılar. Evet. Ben bir öğrencimin bir şeyini mektubunu bana bir dedesine kala bir mektup bir vaaz evet. şeyini gördüm. O 150 sene yaşayan dedesi kendisi evet. şu anda 80 yaşında. 150 sene önce yaşayan dedesinin mektubatlarını bana verdi. Ne yazıyordu orada? Orada baktım ki dedesi Bukhara'da bu Kütüb-i Sitte'yi telif eden hadis 6 hadis kitaplarından 5'inin hayatını ele almış. Evet. Kendi el yazısıyla. Arapça tabii. Evet. Arapça not almış. Evet. Dedesi alimmiş ki Arapça not almış. Evet. Ve saf ve nahlı ve Arap dili ve edebiyatından bahsediyor. Evet. Ve orada İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi bana ben gördüm orada vaaz yaparken böyle diyor. Men medde yedehu ila femmir rical fel yetebevve mek'adehu minen nar. Başka bir hadiste aynı böyle diyor. Başka bir hadisle İmam Bukhari'nin rivayet olan başka bir sahih hadisten. Men habbe en yetemessele lehu'r rical
diyor. Yani kim ki içinden alim olur, şeyh olur, kim olur? Ben işte bu olaya, ben bu eve girerken orada bulunan bütün o insanlar ayağa kalkıp bana yer verip beni böyle yukarıda tazim etsinler. Tazim etsinler diye giriyorsa o kendi eliyle cehennemden kendine yer ayırmıştır, evet, diye hadisi ben orada öğrendim. Bak 30 sene ben hizmet ettim. Dini hizmette ben bulundum. Vaaz verdim. Çok vaaz verdim. Çok hutbe okudum. Binlerce hutbe okudum. Ben böyle bir hadise rastlamadım. Evet. Ben bu hadisi o zatın not defterinden öğrendim. Olur, evet. Edebin şahikası bu. Çok, evet, güzel. Evet. Evet. Yani büyük ilim varmış. Sovyet'ten, evet, önce. Stalin'den, evet, önce. Ama o, evet, o da üzeri biraz kararmış, aranmış ama kaybolmamış. Evet. Evet. Kaybolmamış. Adamlar mesela dine hasrettir. Hala adam savcıdır. Emekli savcıdır. Emekli validir. Hocam diyor, Allah rızası için bana namazı öğretir misin diyor. Bana namaz suresini, bana tahiyyatı öğretir misin diyor. Ne kadar diyor. Güzel. Evet, evet. Çok güzel. Evet. Şimdi efendim bu Kazakistan çok büyük bir coğrafya. Türkiye'den çok büyük. Evet. Bu coğrafyadaki insanların fikir birliği, görüş birliği, ondan sonra hayal birliği, düşünce birliğini sağlamak için iyi bir yayın sistemi olması lazım. Televizyonlar her yere ulaşıyor mu? Kazak televizyonları. Evet. Gazeteler ulaşıyor mu? Kazak, evet, Kazak gazeteleri. Bütün mahalli gazeteler, evet, ve ulusal gazeteler ve, evet, ulusal televizyonlar hemen hemen her köşeye, en ucra köşesine yetişiyor. Çok zaten bizim gibi dağlık değildir. Evet. Hiç dağlık yoktur. Mesela Almatya'dan Petropavlovsk'a 2000 kilometredir. Evet. 2000 kilometre gidersen o 2000 kilometre şu kadar bir taş göremiyorsun. Ne kadar güzel. Hep yani ova ve hep orman ve ormanı oymuşlar, tarla yapmışlar. Evet. Tarlada nazır benim bir dostum beni bir duaya götürdü. Hocam, evet, dedi benim tarlalarıma bir dua okuyun de işte ben güzel bir mahsul alayım. Allah Cenab-ı Allah nazardan muhafaza etsin diye. Muhafaza etsin, evet. Onun arabasıyla gittik. Adamın tarlası, bir tarlası 17 kilometre. Hocam. Maşallah, evet. 17 kilometre. Tarlanın bir kenarı. Bir kenarı. Evet, 17, evet, kilometre gitmişiz. Yani o kadar tarım var ve bu tarım %30 veriyor. Evet. %15'ten aşağı verirse zaten zarardır. %30, evet, veriyor. 1 kilo 30 kilo veriyor. 1 kilo 30 kilo veriyor, evet. Çok çok ve güzel. Ve buğday dünya ikincisidir. Ve organik. Organik. Hiçbir katkı şey yok. Gübre, mübre, suni, evet, gübre, fendi gübre, buna benzer hiçbir, hocam, şey yok. Hocam orada ben şahit oldum. Bir dostumun, ben hastaydı, hastaneye gittim. Hastane 11 kattır. Ben zannettim ki şu anda ana baba günüdür o hastane. Bizim, evet, Elazığ'ı ben düşünerek, evet, gitmiştim. Gittim ki 4 tane hasta var. Demek ki 11, evet, katta 2000 yataklık hastane 4 tane hasta var. Evet, evet, insan ölmez mi? Ölür. Evet. Ama gelen, evet, yani hasta insan yok. Niye? Yedikleri hepsi tabii. Tabiidir. Temiz bir havada yaşıyorlar. Hiç katkı, evet, maddeleri yok. Evet. Bizim maalesef Türkiye'de bile, evet, ortalama ömür 65. 65'in, evet, üzerine ne yaşasan kar kabul ediyoruz. Çünkü yediğimiz, içtiğimizin ne olduğu belli değil. Evet. Hepsi katkı maddeleri. Evet. Peki hocam, sizin dostlarınızdan birisi de Aydarbek Saparıp. Evet. Bir tanesi de Aydarbek Saparıp. Binlerce dostlarıma bir tanesi Aydarbek Mirza'dır. Şu anda Petropavlovsk valisidir. Evet. Genç bir insandır. Nazarbayev'in de akrabasıdır. Evet. Nazarbayev değil. Estağfurullah, Nazarbayev dedim. Mağcan Cumabayev. Evet, evet. Şair, Kazakistan milli şairi. Evet. Şair Nazarbayev'in, şair Mağcan Cumabayev. Evet. Mağcan Cumabayev Beketoğlu. Mağcan, evet, Cumabayev Beketoğlu'nun akrabalarındandır ve o köydendir. Şu anda Petropavlovsk valisi. Yani eski kaymakam. Yani görev yaptığınız yerin valisidir. Evet. Eskiden, evet, o Mağcan Cumabayev'in ilçesinin kaymakamıydı. Şu anda Petropavlovsk o şehrin valisi oldu. Peki orada şimdi anladığımız kadarıyla Kazakistan çok büyük bir coğrafya. Burada şehirlerin ulaşımı nasıl sağlanıyor? Uçak mı, karayolu mu, demiryolu mu, nasıl sağlanıyor? %80 demiryoludur. Evet. Hatta %85 demiryoludur. Tabii uçaksız hiçbir şehir yoktur. Evet. Uçaksız hiçbir şehir yoktur. Bütün şehirlerde havaalanı vardır. Bütün şehirlere günlük uçak vardır. Evet, uçak vardır. Evet. Bu Aydarbek dostum da şu anda o Petropavlovsk şehrinin valisidir ve benim dostumdur. Daha kaymakamken dostu, şu anda vali oldu. Yani gene orada insanlar, evet, edep sahibi değişmiyor. Evet. Evet. Beni, evet, çağırdı. Ben giderken
hanımına telefon etti. Hanımın ismi Botagoz'dur. Evet. Botagoz dedi, ağamız gelip kaldı. Yani abimiz geldi dedi. Evet, haberin evet. var mı? Hemen bu akşam eve geliyoruz diye. Ben dedim, dostum bu akşam değil de yarın akşam olsa nasıl olur? Dedi, kardeşlerim duyarlarsa bu gece yatmazlar. Altınbek evet, var. Kardeşi yani, Altınbek evet. vardır. İşte gelini Aygül Hanım vardır. Lezzet Hanım vardır. İşte o kaynanası Demile Apa vardır. Evet. Sauli Apay vardır. Bunlar dedi evet. duymuşlar bu gece dayanmazlar yarına. Sen bu akşam bize gelirsin diye. Evet. Demek ki bunlar evet. İslam'ın nurunu yaşayan, işte, yaşatan insanlar. Evet. Yoksa İslam'ın ben, edebini yaşayan evet. insanlar. Evet. Yani şey çok çok şeyler yani. Evet efendim. Evet. Sizin hatıralarınızı ben bildiğim için en son bir zatı daha soracağım. Kuday Bergen Kaliyev. Hocam Kuday Bergen Kaliyev de benim dostlarım arasında bir tanesi de Kuday Bergen Kaliyev'tir. O zat emekli validir. Evet. O da bir Türk dostudur. Hoş bir insandır. Kadir Şinas bir insandır. Evet. Kazakistan'ın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyinde Kuday Bergen Kaliyev'i tanımayan Kazak yoktur. Maşallah. Evet. Onu tanımayan Kazak yoktur. Hoş bir insandır, misafirperver bir insandır, varlıklı bir insandır. O da bir Türk dostudur. Her vesileyle Elazığ görmek, 100 sefer gelmiş İstanbul'a, 40 sefer Antalya'ya gelmiş. Fakat Elazığ'ı, hasreten Elazığ'ı görmek istiyor. Bu Elazığ'ın bu Hazarşehir akşamlarından dolayı. Evet, evet. Elazığ'ı görsem diyor acaba falan şu bir gün inşallah nasip olur. Olur dedim o inşallah evet, Sayın inşallah. Vali dedim. Yalnız burada evet. bütün bu konuşmalarınızdan çıkan hadise şu. Uluslararası Hazarşehir akşamları dünyada Elazığ'ın adını evet. bir bayrak gibi yüceltmiş. Allah var. Evet. İyiti öldür, hakkını evet. yeme. Evet. Gerçekten arkadaşlarımız fedakar. Fedakar, evet. Samimiyetle bunu evet. yapmışlar evet. yani. Kim buna vesile olmuşsa evet. Allah razı olsun gerçekten. Evet. Evet. Peki Sıddık Hocam, ben Kazakistan'a gittiğimde mimaride bile onu gördüm. Kazak dev gibi apartmanların üstleri böyle bir şey gibi bitiyor. Bir çadırın tepesi gibi. Evet. Çadır kültürü Kazakistan'da yaşanan bir hadise. Hiç gördünüz mü bir Kazak çadırı? Evet. Kazak çadırı çok meşhurdur Kazakistan'da. Evet. Şiirlerinde şairler Kazak çadırından bahsediyorlar. Hatta hala da en zenginleri bile, apartmanları olan zenginleri bile düğün yaparken özellikle Kazak çadırını kurarak. Onlar 200 evi iyi diyorlar. 200 iyi. Yani evet. Kazak çadırı. Evet. O çadırı şey yapıyorlar, eski geleneklerini canlandırmak için. Yaşatmak için özellikle çoluk çocuklarına, torunlarına onu unutturmamakları için onu şey yapıyor. Peki, orada dünya Kazak yapıyorlar. Çadırı mesela biz eskiden bizim Harput'ta büyüklerimiz, nenelerimiz kıldan, keçi kılından örer mesela ip yaparlardı. Bazen bezden mesela keçi kılından çuvallar yaparlardı. Bu Kazak çadırlarının yapıldığı malzeme nedir? Onlar yün ağırlıklıdır. Yün ağırlıklı. Yün evet. ağırlıklıdır. Biraz daha kalındır. Evet. İklimden dolayı mı ne? Biraz daha böyle keçeye benzer. Bizim keçelerimiz var ya. Evet, evet. Bizim keçeler kadar kalındır. Ve evet. Onun da bir mimarisi vardır. Böyle nasıl altıgen, evet, beşgen, evet. dörtgen, üçgen, çeşit mimarileri vardır. Mimarları vardır. Mimarisi vardır. Evet. Evet. Peki bir mesela normal bir Kazak ailesinin sabahtan yatsıya kadar hayatı nasıl olur mesela? Kahvaltıda ne yaparlar? Öğle vakti ne yerler? Akşam ne yerler? Yoksa yatsıda bir şey mi? Ne yaparlar yani? Hocam Kazaklar genellikle onların yemekleri ettir. Evet. Dolayısıyla insanları böyle bakıyorsun. Böyle yüzleri böyle kan fışkırıyor. Evet, evet. Kanlı canlı. Evet. evet. Yani tavuk çok yemezler. Tavuğu ben Kazak'ın tavuk yediğini hiç görmedim. Hemen hiç evet, görmedim. Evet. Hep et yiyorlar. At eti yiyorlar. Genellikle at eti. Evet. %80 at etidir. At eti mesela yazın at eti yenilmez. Yazın at eti çok hararet verdiği için at eti kışın yiyilir mesela. Evet. 12 aydan sonra işte -30'lara çıktı mı, indi mi hava şartları o zaman at eti yiyorlar. Ve at sütünü içiyorlar, kımız dedikleri, evet. at sütü içiyorlar. Yazın ise koyun eti yiyorlar. Asla ve asla keçi kesmezler. Keçi eti yemek çok ayıptır ve keçi kesmek çok yani... Peki keçinin evet. neyinden faydalanıyorlar? Keçinin hiçbir şeyden faydalanıyor, hiç almazlar, hiç yoktur zaten keçi.
Keçi yoktur. Hiç yoktur. Evet, evet. Keçi yoktur. Mesela bir sürü 2000 koyun varsa 3-4 tane keçi var çobanlık yapmak için. O keçiler o hayvanları evet, gezdiriyorlar evet. ya. O hayvanları gezdirmek için böyle içinde ne keserler, ne sütünü yerler, içerler, ne de gidigine faydalanırlar. Ne evet. de etinden, hiçbir şey faydalanmaz. Yani, ne de yününe karışırlar. Kazakistan'da keçi olmak varmış. Keçi olmaz, yani hiç evet. tehlike keçi, yok. Keçi yok. Evet. Evet, evet. Mesela bir de Afyon'un merkep yok. Evet. O Güney Kazakistan'da, o Türk Özbekistan ve Türkmenistan sınırında o benden 3000 kilometre güneydir. Hani Kazakistan Türkiye'nin 5 katı kadar büyüktür. Evet, evet. Dolayısıyla orada varsa bilmiyorum. Ben televizyonda bile eşek yani merkep görmemişim. Görmediniz, evet. Evet. Şimdi ben Suudi Arabistan'a birkaç kere görevli gittim. Orada da ben bir türlü köpek